İşletmemizin faaliyetlerini nasıl analiz edebiliriz? Diana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıkladığımızda genel analiz yazarak genel analiz ekranını görüntüleriz. Genel analiz ekranında firma bilgisi pasif olarak gelmektedir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş sağlayarak analiz incelemesi gerçekleştirebiliriz. Analiz türü olarak fatura, irsaliye, sipariş, teklif, malzeme fişi, fatura kar zarar analizi, ödeme analizi, kredi kartı fişleri analizi, kasa fişleri analizi, banka fişleri analizi, restoran satış analizi, proje analizi bulunmaktadır. Seçeceğimiz analiz türüne göre fiş türleri değişmektedir. Fatura analiz türünde mal alım, alınan hizmet, alım iade, müstahsil makbuzu, perakende satış iade, toptan satış iade, perakende satış, toptan satış, verilen hizmet, alınan hizmet, alınan hizmet farkı, verilen hizmet farkı fiş türleri bulunurken seçeceğimiz irsaliye analiz türüne göre fiş türleri mal alım, konsinye giriş, mal alım iade, konsinye giriş iade, özel giriş olarak değişiklik gösterecektir. Örnek olarak fatura analiz türünde bir inceleme gerçekleştirelim. Alt toplamları alanını işaretlediğimiz takdirde fatura altında bulunan toplamları getirecektir. Parametreler alanına geldiğimizde birden 6'ya kadar grup seçimi yapabileceğimiz alanlar bulunmaktadır. Birinci grup olarak ay adını, ikinci grup olarak fatura numarasını, üçüncü grup olarak cari unvanını, dördüncü grup olarak tarihi getirelim. Ve dikey grup olarak da satış elemanı bazlı bir inceleme sağlayalım. Seçmiş olduğumuz parametrelere istinaden özellikle bir tarih aralığında inceleme sağlamak istiyorsak başlangıç ve bitiş tarihlerini seçmemiz mümkündür. Firmamız şube bazlı faaliyet gösteriyor ise şube alanından ilgili şube seçimini tek bir şubeye yapabileceğimiz gibi hepsinin seçimiyle tüm şubeler üzerinde inceleme sağlayabiliriz. Firmamızın şubelerine bağlı depoları bulunuyor ise ilgili alandan tek bir depoya ait seçme işlemi yapabileceğimiz gibi hepsini seçeneği ile tüm depolar üzerinde inceleme sağlayabiliriz. Fiş türü alanında bulunan işlemlerden analizde görmek istemediğimiz satırları klavyemizden boşluk tuşu ile gri ikona getirmemiz gerekecektir. Gri olarak bulunan ikonlarda analize eklemek istediğimiz durumlarda klavyemizden boşluk tuşu ile tekrardan yeşil tik yapmamız gerekmektedir. Ek filtreler alanından ilgili cari, stok, hizmet bazında listeler getirebiliriz. Grup bazında analizler oluşturabiliriz ve kart detaylarında tanımlı, özel kod 1'den 5'e kadar tanımlı olan alanlardan ilgili bilgileri filtreleyebiliriz. Tüm parametre ve filtre seçimlerimizi tamamladıktan sonra analiz ekranımızın sol alt köşesinde bulunan kolonlar alanına geldiğimizde yapacağımız işleme ait bilgilerin giren miktarların KDV hariç mi, KDV dahil mi görüntülemek istediğimizi, giren miktarları KDV hariç raporlama dövizine göre mi incelemek istediğimizi, KDV dahil raporlama dövizine göre mi incelemek istediğimizi, giren birim fiyatının KDV hariç mi, dahil mi inceleme yapmak istediğimizi, satır başından bulunan alanlarda tik işaretiyle belirleme yapmamız gerekmektedir. Kolonlarda seçme işlemini tamamladıktan sonra aşağıdaki panelden hazırla seçeneği ile analiz hazırlanır. Düzenlemiş olduğumuz parametreleri istinaden ilk kolonda birinci grupta seçmiş olduğumuz ay adı, ikinci grupta bulunan fatura numarası, üçüncü kolonda üçüncü grupta bulunan cari unvan, dördüncü grupta bulunan tarih bilgisi, dikey grupta da satış elemanı bulunacaktır. Parametrelerde herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda aşağıdaki panelden tekrardan hazırla seçeneği ile yeni analizi görüntüleyebiliriz. İncelemesine bakacak olursak ilgili tarihte giren KDV hariç tutarı, giren KDV dahil tutarı veya çıkan miktarı, çıkan KDV hariç tutarı, çıkan KDV dahil tutarı görüntüleyebiliriz.
İncelemiş olduğumuz analizi aşağıdaki panelden yazdır seçeneği ile yazdırabilir, dosya gönder seçeneği ile farklı formatlarda dışarıya alabiliriz. İncelemiş olduğumuz analizin grafik görüntüsünü grafik sekmesinden inceleyebiliriz. Limitte belirleyeceğimiz değer ile hazırla dediğimizde grafik üzerinde değişiklik sağlamış oluruz. İncelemiş olduğumuz analizi yukarıdaki panelden kayıtlar seçeneği ile kaydedebilir. Daha öncesinde kaydetmiş olduğumuz bir kaydı silebiliriz.